Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarını hazırladı. TTT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki kesik prizmalarda alan hesabı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aynı uzunluğu 3 cm olan küpten 1 cm olan bir küp çıkartılmış. Geriye kalan cismin yüzey alanı nedir? İlk önce ilk alanı bulacaksın parça çıkartılmadan önceki. Yani 6 tane 3'ün karesi değil midir? Evet sonra eklenen alanları ekle çıkartılan alanı çıkart. Yalnız bazıları da nötrlüyor. Ya yani sen şimdi eski haline şey geri getir. Üstten çıkarttın altta oluştu mu? Oluştu. Bunlar nötrledi. Bak bakacağın kısım belli zaten. Üst alt sağ sol bir de ön arka ön arka şeklinde yapacaksın. Şimdi üste baktın altta oluştu mu? Oluştu. İşte şu tarafa baktın yani ön gibi düşün bunu. Önde çıkarttın arkada oluştu mu? Oluştu. Yani üst alt ön arka birbirini nötrledi ama şuradaki yüzeyler önceden var mıydı? Yoktu. Bu ve karşısındaki buradaki de önceden var mıydı? Yoktu. Bu alanlar eklendi. Artı 2 tane birin karesi eklendi diyeceğiz. Şimdi burası kaç yaptı? 54 artı 2'den cevap kaç yapar o zaman? 56 yapar. Örnek bir 56 geldik örnek diye Ayrıt uzunluğu 4 cm olan bir küp bloktan şekildeki gibi bir küp çıkartılıyor. Bir kenara A olsun. Geriye kalan cismin hacmi yani A küp eksi yani 4'ün küpü eksi A küp eşittir 56 ise 4'ün küpü 64. 64 eksi A küp 56 ise A küp buradan 8 gelir. A'yı da buradan 2 buluruz. Evet 2. Şimdi yüzey alanından bahsediyor. Önce eski alanı yazacağım. Eski alan nedir? 6 tane 4'ün karesi. Sonra eklenenler ekleyeceğim. çıkarılanlar çıkartacağım. Üst, alt var. Ön, arka var. Ve sağ, sol var değil mi? Şimdi önden çıkan arkada oluştu mu? Oluştu. Evet. Bu nötrledi. Üst, alt ekstradan oluştu. Sağ, sol da ekstradan oluştu. Yani kaç tane yüzey eklenmiş oldu arkadaşım? 1, 2, 3, 4 tane yüzey eklenmiş oldu. O zaman 4 tane bir kenarda 2 değil mi arkadaşlarım? 4 tane kare eklenmiş oldu hatta. 2'nin karesi eklenince. Şu 16 çarpı 6 96 artı 4. Bu da 16 yaptı. Topladığımız anda 112 yaptı. Örnek 2 112. Örnek 3'e geldik. Şimdi ayrı tuzunlu 3 olan bir çıkartılmış. Yüzey cismin şeyi nedir? Eski haline bir geri getiriyorum. Geriye kalan cismin yüzey alanı. 6 tane 3'ün karesi bir kere ilk alanımız. Sonra önden çıkarttım. Arkadaki de çıktı mı çıktı. Çıkaran alanı çıkart çıkartıyorum. O zaman iki tane birin karesi çıktı. Ön arka. Zaten ön arka sağ sol e, üst alt şeklinde gidiyoruz. Şimdi bunlar hallettik. Bak ön arkayı hallettik. Eyvallah. Sağ sol ekstradan eklendi mi? Eklendi. Şurası 1 burası 3 ya. 1 çarpı 3. Burada kalan 3 değil mi? Evet. Aslında arkada şurada da var. Göremiyoruz zıttından dolayı. Yani iki tane 3 alanı eklendi. Bir de üste bakıyorum. Üstten çıkan altta oluştu mu? Evet. Sağa sola da hallettik. Üstten çıkan alttakiler nötrledi. O zaman onu hiç eklemeyeceğiz. Yani burası 54 eksi 2 artı 6 kaç yapıyor? 52. 58 mi yapıyor? Evet cevap 58 yapar örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Ayrıt uzunlukları 3, 4, 6 olan dikdörtgenler prizmasında şöyle bir parça çıkartılmış. Üçgen prizma çıkartılmış. Şimdi ilk önce eski alanı yazıyorum. Yani 6, 3 ve 4 kenarlarının alanı nasıl olacak? Hocam 6 kere 3 kenarların ikisel çarpımında 2 iki katıydı. 6 kere 3 18 2 katı 36 artı 3 kere 4 12 2 katı 24 artı 6 kere 4 24 2 katı 48. Şimdi eski alan kaç? Eski alan toplayalım şunları 108 yaptı. Eyvallah. Sonra yeni alana bakalım. Hocam üstteki şu alan çıktı. Altta oluşmadı. Eğik bir şey alan oluştu. O zaman bunu çıkartacağım. Bu arada 4 ise 4 4. 3 ise burası da 3. 2 ise şurası da 2 mi? Evet. Yani 4 çarpı 2'lik alan çıktı. Yani 8 azaldı. Hocam öndeki şu çıktı. 3 çarpı 2'lik alan çıktı. 6. Arkasında oluşmadı. Eğilini bir şey oluştu çünkü orada. Çıkarılanları çıkartıyoruz. Ekleyenleri ekliyoruz. Eklenen alan nedir? Hocam bu yan duvara dik ya. Temel 90 derece. 3, 4, 5 üçgenden burası 5. 5 kere 2, 10 yüzeylik alan eklendi mi? Burada eklendi. Artı 10 eklendi. Bir de şurada bir üçgen var görüyorsun. 4 kere 3, 12 bölü 2. 4 çarpı 3 bölü 2 alanı eklendi ama bir de burasında da var göremiyorum ama simetriğinde var değil mi? Yani o da çarpı 2 tane alan. Yani tüm alandaki değişim sorulmuş olsaydı hocam 8 azaldı 6 azaldı 10 arttı 12 arttı. Yani toplamda kaç oluyor o zaman burası? 8 6 daha 14 şu da 12 22 22'den 14 çıkınca 22'den 14 çıkınca sanırım 8 yapıyor. Hocam 8 artar olacaktı tamam e, tamam burası 108 oldu. Burası da artı 8 oldu. Toplamda kaç yapıyor o zaman? Toplamda yüzey alanı 116 yapar. 108 artı 8'den dolayı ya da bunların hepsinin toplamından dolayı. Güzel bir soru. Dikkat edin lütfen. Dördüncü soruyu 116 bulduk. Geldik 5'e. Bir ayrıtı 3 santimetre olan bir küp şekildeki gibi ayrıtları 1 santimetre olan küpler ayrılıyor ve kırmızı renkli küp ile birlikte bu küpün tam altında bulunan küpler çıkartılıyor. Şuradaki küpler çıkartılıyor tamamen altındakiler. Buna göre geriye kalan cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş çıkartılmış. Eskiden alan neydi? 6 tane 3'ün karesiydi. Eklenenleri ekliyoruz. Çıkartılanları çıkartıyoruz. Şimdi üstteki şu alan çıktı. Altta tamamı çıkartıldığı için o da çıktı. Yani hocam bire birlik alandan iki tane çıktı. 2 tane 1 bir çarpı birlik alan çıktı. Ama içeride ne oluştu? Hocam şöyle şöyle şu yüzey fazlalık. Şuradaki yüzey yine fazlalık. Buradaki yüzey yine fazlalık ya da şuradaki yüzey yani 1'e üçlük, 1'e üçlük dikdörtgenlerden. Yan yüzeyde 4 tane yok mu? Var. 4 tane 1'e üçlük dikdörtgenler eklenmiş oldu. Yüzey alanı fazlalaşmış oldu. Değil mi? Oradaki yüzeyleri ekleyeceğim o zaman. Yani normaldeki artış sorulmuş olsaydı. Hocam 12 arttı. 2 azaldı. 10 artar diyebilirdik. Ya da e, tüm alanı soruluyor bize. 6 2 9 54 eksi 2 artı 12 cevapta kaç yapar? 64 yapar. Örnek 5'e 64 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Bir ayrıtı Şurada ben çizdim zannettim valla. Bir ayrıtı nokta orada çünkü. 3 santimetre olan küp biçiminde bir tahta bilon tüm dış yüzeyi boyandıktan sonra ayrıtları 1 santimetre olan küçük küplere boy, küçük küplere parçalanıyor. Son durumda oluşan küplerde boyasız. Evet. Bunun içinde kalanlar boyalı değil mi arkadaşım? Değil mi? İçinde kalanlar boyalı. E, son durumda küplerde oluşan boyasız, boyasız kaç adet yüzey oluşur diye soruluyor. Boyasız. Şimdi arkadaşlar ben bunları böyle birim küplere ayırdığım zaman kaç tane? 27 tane küp yok mu burada? 3 burada, 3 burada, 3 burada. Evet. 27 tane küpte toplamda 6 yüzey olduğu için tüm yüzey 27 tane 6 var değil mi? Evet. Peki şurada 3 kere 3 9 mu? 9 tane yüzey boyandı. E, 9 tane yüzey burada, 9 tane yüzey burada, 9 tane yüzey burada. Yani 6 tane yüzeyde 9 tane kare boyadım. 6 kere 9 54 tane boyalım var. Evet. 54 tane boyalıya çıkartırsam boyasızlara ulaşırım. E, 27 çarpı 6 kaç yapıyor? Hatta burada şey yapalım ya. E, 27 parantezini alalım istersen direkt. 27 parantezini aldığımda 6 kaldı. 27 parantezini aldığımda 2 kaldı burada. E, burası 4 yaptı. 4 ile de 27'nin çarpı kaç yapıyor? 108 yapıyor galiba. Evet böylelikle cevabı 108 bulduk. Örnek 6 6'da. Güzel testti. Bu testi halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde prizmada yüzey hareketi testiyle görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.